Mehmet Tezkan 19 Mayıs 2022 Halk TV.com.tr Dik dur eğilme. Erdoğan ne zaman kürsüye çıksa, ne zaman ona buna çatsa, ne zaman dış mihraklardan bahsetse bir grup AKP'li genç hep bir ağızdan haykırırdı. Dik dur eğilme, bu millet seninle. Uzun zamandır söylemiyorlar. Ne zamandan beri? Rahip Branson vakasından beri söylemiyorlar. Daha doğrusu söyleyemiyorlar galiba. Durup dururken nereden çıktı demeyin. Ne bileyim, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Mısır'a gideceğini duyunca aklıma geldi. İçimden, dik dur, eğilme dedim. Bu millet seninle, diyemedim. Çünkü milletin anası ağladı, kimsenin arkasında duracak hali kalmadı. Bırakın desteği yahu, milletin ayakta duracak hali kalmadı. Şimdi diyecekler ki, Bakan Bey, İslam Kalkınma Bankası 346. icra direktörleri ve Guvernörler Kurulu yıllık toplantısına katılmak için Mısır'a gidecek. Gidecek ya! Mısır Maliye Bakanı ile görüşecek mi? He baba. Aynı masaya oturacaklar mı? Ha baba. E daha ne? 2014 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon devlet başkanları ile başbakanları öğle yemeğine davet etmişti. Tesadüf bu ya. Amerika Başkanı Obama, Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Başbakan Erdoğan aynı masaya düşmüştü. Hatırladınız mı? Erdoğan darbecilerle aynı masaya oturmam diyerek yemeğe katılmamıştı ne sükse yapmıştı. Ak gençlik haykırmıştı. Dik dur eğilme, bu millet seninle. Bakalım darbeci Sisi'nin Maliye Bakanı ile Nebati yan yana gelecek mi? Gelecek tabii. Dik dur eğilme lafı mazide kaldı. İstediğin yere eğil, yeter ki mangır gelsin, politikası baskın çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri emirine turkuaz halı döşenerek karşılanması, Suudi Veliaht Prensi'nin ayağına gidilmesi bunun göstergesi değil mi? aslında dik dur eğilme anlayışına Rahip Brunson vakasıyla nokta konulmuştu. Erdoğan ne demişti? Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsınız. Al papazı, ver papazı. Amerika papazı aldı ama papazı vermedi. Bir de Almanya vatandaşı gazeteci Deniz Yücel meselesi var. Erdoğan'ın tam ajan provokatör dediği kişi. Onun için de iadesi hiçbir surette olmayacak ben bu makamda olduğum sürece asla demişti. Deniz Yücel özel uçakla Almanya'ya tahliye edildi. Rahip Branson gibi. Birleşik Arap Emirlikleri meselesine gelince bu daha yeni vaka 2022 model. Erdoğan'ın sağ kolu İçişleri Bakanı Soylu, Baye'yi 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü, destekleyicisi faili olduğunu iddia etmişti. Ankara'da törenle ağırladık. Erdoğan'ın sol kolu Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye karşıtı terör örgütlerini desteklediklerini belirterek doğru yer ve zamanda hesap soracağız demişti. Kucakladık, aile saadeti yaptık. Bu da bir şey mi diyeceksiniz? Katil dediğimiz, bizi enayi ahmak mı zannediyorsunuz dediğimiz, hiç kimse meselenin kapatılmasını aklından geçirmesin dediğimiz, ülkemizin itibarına suikast girişimi saydığımız gazeteci kaşıkçı cinayeti dosyasını kapattık. Anında dost doğru ciddiye. Hazine Bakanı da 1 Haziran'da dost doğru Şamel Şeyhe. AKP'li gençler nasıl bağırıyordu? Dik dur, eğilme. Bu millet seninle. Mehmet Tezkan